Merhaba arkadaşlar, yepyeni video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere Kasım ayında en severek kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Çok fazla favorim yok bu ay. Daha doğrusu aslında favorilerim, sürekli kullandığım ürünler var ama artık kendimi tekrar etmek istemediğim için her ay gösterdiğim ürünleri göstermek istemedim. Farklı ürünler göstermek istedim. İlk olarak bu ay yeni hayatıma giren ama aşık olduğum Brumel'i göstermek istiyorum ki bir önceki videomda, yani yeni aldıklarım videomda da göstermiştim. Fakat bu videoda da olmaya geliyor çünkü müthiş favorim. Bayıldım kendisine. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben Brumel'i Amazon.com'dan bir başka ürün daha alıyordum çünkü. 7 dolar aldım. L'Oreal'in Voluminous False Fiber Lashes Rimeli. Kameradan tersini okumaya çalışıyorum. Çok güzel dolgunluk veriyor. Çok güzel uzatıyor. Birazcık kuru yapılı, birazcık topaklanmaya müsait. Bunu dert etmiyorsanız ama dolgunluk ve uzunluk istiyorsanız, biraz da böyle abartılı görüntüyü seviyorsanız hemen koşun alın. Bayıldım. İlk favorim bu. İkinci favorimi unutmadan göstereceğim. Bu küpeler, yine daha önceki videomda bahsetmiştim. Clairs'ın bu üçlü küpe seti. Türkan Şoray makyajı videomda bunu taktım. Yeni aldıklarım videomda bunu taktım. Ve favoriler videomda da bu altında tabii ki. Elmas falan değil tabii de. Elmas görünümlü, diamond görünümlü olanları takayım dedim. Bence çok şık görünüyorlar. Ben çok seviyorum bu tarz küpeleri. Aldığım için çok memnunum. Değişik değişik sıkıyorum. Süperler. Bir başka aldığıma çok memnun olduğum ürün. Sexiest Fantasies'in Body Fantasies serisinin Sexiest Fantasies kokusunun Fireworks olanı. Kokusu deli, deli. Ben bunu küçük bir şişeye doldurdum. Normalde bu kadar çok kullanmadım. Küçük bir şişeye doldurdum. Oradan sıkıyordum. O yüzden bu kadar görünüyor. Fakat o küçük şişeyi bir tane de kim aldı? Osman. Osman bunun kokusuna aşık. Bildiğiniz bayılıyor çocuk. Ne zaman sürsem iltifatları diye böyle kendi koluna falan sıkıyor. Kokluyor, kokluyor. Bayıldı. O yüzden ona hediye ettim. Çok güzel kokuyor. Son derece... Ben normalde meyveli kokuları çok sevmiyorum. Bu böyle meyveli, şekerlimsi bir koku. Fakat böyle seksi bir yanı da var. Ve bence bir vücut spreyine göre kalıcı da. Ben buradayım yani koku. CVS'te satılıyor. Türkiye'de var mıdır bu seri bilmiyorum ama Amerika'da yaşayan arkadaşlar CVS'e bir baksınlar bunun için derim. Memnun olduğum bir başka ürün. Golden Rose'un bu... Aslında bu bir göz kalemi. 306 numaralı göz kalemi. Ben bunu kaşlarım için kullanıyorum. Nitekim bugün de kaşlarımda bu var. Normalde Elf Kit benim vazgeçilmezim ama bu ay böyle biraz daha hemen çizip çıkacağım bir şey olsun istedim. Bu da böyle çok sıcak alt tonlu bir renk olmadığı için hoşuma gitti. Bunu kullanıyorum. Başka Allah buna aşığım. Çok pardon. Buna aşığım. Pure Minerals'in Anti-Aging Eye Cream'i. Hatırlarsanız bunu TJ Maxx'ten almıştım 5 dolara mı 6 dolara mı ki 30 ml'lik bir krem. Normalde göz kremleri 15 ml. Bu iki katı. İyi ki almışım. İyi ki keşke iki tane alsaymışım. Aşığım ben buna. Çok güzel. Birincisi koyu kıvamlı. Ben koyu krem kıvamlı kremlerden yüzüm için nefret ediyorum. Gözlerim için de bayılıyorum. Yapısı koyu olduğu için bana sanki böyle daha da çok nemlendiriyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum, saçma bir mantık olabilir. Gözaltımı cidden nemlendirdiğini düşünüyorum. Verdiği böyle rahatlama, ferahlama hissini çok seviyorum. Ay, lütfen kaydediyor ol. Çünkü bataryam bitmek üzere. Çabuk tutacağım videoyu. O yüzden de buna bayılıyorum. Lütfen kaydetmeyi bırakma. Evet. Son 4 ürün. Bunları 3'ünü aynı anda göstereceğim. Çünkü harikalar. SEO jeler. İyi ki almışım. İyi ki. Özellikle bu üçü, özellikle içlerinden ikisi, şu ikisine bildiğiniz aşığım. Bugün tırnağımda bu var. School of Hard Rocks. Ne yazık ki fokuslanmıyor. School of Hard Rocks isimli bu oje. Allah'ım en güzeli sanırım bu. Ladylike isimli. Neyse fokuslanmaya fazla uğraşmayayım. Bu böyle ne derler? Soğuk alt tonlu lila pembe. Çok güzel duruyor tırnakta. Aşığım. Ve bu Bordo. Artık Bordeaux diye okumuyorum. Bordeaux diye okunuyormuş. Bilmiyordum. Fransızcam yok. Bordo diye okunan bu Bordo renk. Rengini çok güzel veriyor. Çok canlı. Esi ojelere, bu 3 ojeye aşığım.
Göstermek istediğim bir başka ürün, MAC'in Naked Lunch isimli bu farı. Bu ay bolca kullandım. Gördüğünüz gibi artık Flormar paleti elimden düşürdüm biraz. Ki çok seviyorum hala ama sürekli aynı şeyi kullanmayayım diye değişik farlar kullanmaya çalışıyorum. Böyle çarçabuk bir makyaj yapmak istediğimde, fazla uğraşmak istemediğimde hep bunu sürüyordum göz kapağıma. Hemen bir eyeliner, bir rimel çıkıyordum. Ve bence hoş görünüyor. Naked Lunch sevdiğim bir far. Ve bahsetmek istediğim son ürün, Maybelline'in Moisture Extreme dudak kalemi rengi Red 80. Muhteşem. Rengi böyle, yapısı yumuşacık. Tek başına altına hiçbir şey sürmeden tek başına bunu ruj gibi sürebilirsiniz. Ya da ben Russian Red rujumla beraber sürmeyi. Ah Russian Red de bu ayki favorilerimden biriydi. Nasıl unuttum? MAC'in Russian Red ruju da bu ayki favorim tabii ki. Russian Red sürdüğüm zaman bunu dışa sürüyorum. Bazen bunu da dolduruyorum. İçine üstüne Russian Red sürüyorum. Bazen bunu sadece dışarı sürüp içini Russian Red ile dolduruyorum. Ama bu tek başına ruj olarak da çok güzel sürülebilecek bir dudak kalemi. Türkiye'de varsa bu serisi koşun kapın, harika yapısı. Evet arkadaşlar, Kasım favorilerim bu kadarcık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine kısa video seven arkadaşların hoşuna gidecek bir video. Sadece 6,5 dakikacık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın. İstek videolarınızı yazmayı unutmayın. Öptüm.